Seyret kader, senle devam edelim canım. Bana asla kırılmanı istemiyorum. Bak bir iki daha geliyor, seyret. Bütün detayları sana söyledim. Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmak da istemiyorum. Söyledim, bunu sen de biliyorsun. En çok konuşanlardan biri bendim yani. Cevap vermeyecek. Tek konuşan sendin aslında. Diğer iki arkadaşımız pek konuşmadılar. Ya genelde izleyince göreceksindir. Tercih ettiler. Nasıl sustuk anlayamadım yani. Ondan dolayı devam edebilir miyim arkadaşım? Ama bize laf söylediği için cevap verme hakkı da oldu, tamam, bu da. O yüzden bana da öyle, bana da öyle oluyordu. Hep bana kızdınız bugüne kadar. Tamam canım. Açayım, daha sonra konuşalım. Mutlaka. Peki puanını görelim kadercim. Tamam. Benim sana puanım 10. Bir şey bulamıyorum yani. Tuhaf, enteresan bir durum. Minimum 3 mü bekliyordun? Yani ya hiç değilse 3 bekliyordum. Yani 2 nedir Allah aşkına? 5 üzerinden 2. Ben sizi güzel karşılamışım. Yemeklerimi beğendim. Ben güzel karşılamadım mı sizi? Onun dışında benim gibi bir karşılaman yoktu hayatım. Davul getirdin diye 5 mi verecektim beş sana? O senin tarzındı. 5 verdiğinizde. O senin tarzındı. Ben de seni havuz kenarında karşıladım. Hatta havuzumda yüzdün. Ne var bunda? Yani ben tartışmak istemiyorum. Gerçekten senin kalbini kırmak istemiyorum. Kalbini kırmak istesem çok şey var söylenecek. Valla benim de var. Söylemiyorum. Kalbini kırmak istesem söyleyeceğim. Söyleyebilirsin ama bunu benim günümde söylemen gerekiyordu. Yok, şu fark an değil. Etmez. Yani şu an senin günündeyiz. Söyleyebilirim. Sadece kesinlikle 2 hak edeceğim bir puan değildi. Peki bence çok eleştiri yapmadı mı yani? Bu 2 puanın altını doldurmadı mı yorumlarında? Yani şöyle söyleyeyim. Hani mutfaktan başlayabilirsin mesela. Ben bütün söylediğim şeylerin hani her şeyi beğenirsin, 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 2 verirsin. Yani hadi kaderi es geçiyorum. Hadi kader çok yorum yaptı. Çok yorum yaptı, yani evet. Diğer arkadaşım asla mantıklı hareket etmediler. Hakikaten yani içten içe kahkahalarla gülüyorum. Hangisi mantıksız mesela? Aşkım beğenmediğini otomatikman dile getirmiyorsun ki. Bebeğim şu an saymana gerek yok. Evet. O sırada sayman yok, gerek. Yok, saydım zaten. Söyleyeceğim. Saydıklarımı sana hatırlatayım mı? Yeterli değil. İkinin altını doldurunca ama sen ne bekliyorsun ki? O zaman bunu da beğenmedik, onu da beğenmedik, onu da beğenmedik mi diyelim. Beğendiğimizi de söyledik ve beğenmediğimiz tarafını da söyledik. Ekmek sepetini beğendiniz mesela. Şeyin evet, beğendim ama evet, söyledik beğendim yani. Damacasını beğenmedim. Ona göre puan. Beğenmedim. Hayır yani dedin kaplamasını beğendim. Yok buranın perdesini beğendim. Yok halını beğendim. Koltukların güzel, seninle uyumlu olmuş. Evet saatin farklı, karşılama güzel. Söylediğiniz kötü şeylerde bile dönüp cevap vermedim ama bana 2 verdi. Mutfakta dolabı beğendim. Onu şey da zaten mi? Müteahhit yapmış. Gerçekten. Burada parkeyi beğendim. Onu da müteahhit yapmış. Söylüyorum. 2 puanı hak etmiyordum. Bak ben kararsız kaldım. Ben de size hak etmediğim puanı vereceğime çok... Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu puanı şey verip verip de kararsız kaldım demeyin Allah aşkına. Bir saniye, ben bir kendimi açıklayabilir miyim? Diyorsunuz ki ben işte 3 ile 4 arasında kaldım. Yok 2 ile 3 arasında kaldım. Bir saniye, bunu kendimi... yapmayın ya. Hayır gayet bunu yapmayın. Hakkı neyse saniye, onu verin ya. Bir saniye kendimi bir açıklayabilir miyim? Buyur. Sana evet gönlümden 3 vermek geçiyordu ama ben 2... Strateji bir saniye, hayır strateji falan değil. Sadece ilkimi çok sevdiğim için ve yani ona düşük puan vermek istemediğim için 3 puan vermek istedim bir saniye. Ama evin eksikliklerini görünce diğer iki arkadaşımıza haksızlık olacağını düşündüğüm için sana bu puanı uygun gördüm. Bu kadar. Gerçekten 2 puanlık bir evdi demek ki. Arkadaşlarım öyle uygun gördü, o şekilde verdi. Ben de böyle uygun gördüm, bu şekilde verdim. Çok fazla üstünde durma. Eğer gerçekten hanımefendi gibi dursaydın, seni alnından öpebilirdim. İyi misin? Evet, çok iyiyim. Hem de bayağı iyiyim. O kadar iyiyim ki. Siz şimdi beni seyredin. İşte bu kıyaslama da adaletsiz olduğunu gösterecek. Biraz aynen önce kıyaslamayı o kadar sevmiyorum o kadar demişti kendisi. Adaletsiz olacağıma emin olabilirsin, olabilirsiniz istediğini ki yap. Umurumda ben bir şey de evine göre. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya, bak bakalım benim vereceğim puan. Aslanım bir şey söyleyebilir evet, miyim? Evet kadar. Şu an bence bu hareketi yapma. Çünkü bütün gün yaptığın misafirperverlik boşa gidiyor. Konuşma bence. Saygı duy. Kapat. Üçü de strateji yapıyorlar. Hadi yine kaderi alttan alıyorum. Kız yine beğenmediğini söyledi de. Diğer ikisi kesinlikle kendilerince strateji yapıyorlar ama ben o stratejiyi çatır çatır yemesini çok iyi bilirim. Yarından sonra işte o korktukları gerçek ilkim gelecek. Ben o tacı takıp ortalığı karıştıracağım. Seyredin beni. Bak nasıl ortalık karıştırılıyor.
Bak şimdi beni seyredin, bak geliyor. Bak şimdi ben neler yapacağım size, siz beni seyredin. İlkimciğim, tehditvari konuşuyorsun, gelince göreceksiniz diyorsun. Ama final günü asıl sen göreceksin, İlkim değil sonum olacaksın. Devam edelim Burcu. Bizi bugün ağırladığın için teşekkür ederim. Bugün de senin için tırnaklarımı böyle renkli boyadım. Çok güzel olmuş. Güzel olmuş mu bilmiyorum. Evet, çok sağ ol canım benim. Dün beni puanlarken kalbinin sesini dinlediğimi düşünüyorum. Evet, öyle hakkımı yaptım. Yemediğini düşünüyorum. Evet, ben de bugün aynen, kalbinin sesini yaptım. Dinledim. Hak ettiğim puanı verdim. Başım üstüne. Yani işte haksızlık ettin, şöyle ettin, böyle ettin demesin kimse. Ben gerçekten kalbinin sesini dinleyerek puan verdim ilkime. Açık öyle. İstiyorum. Evet. Peki puanını görelim Burcu. Benim sana puanım 3. Siz şaka mısınız ya? 3. Şaka mısınız? Benim evet. Evimle burası 1 mi şu an? Ben kıyaslama yapsaydım kendi evimle kıyaslardım. Sakın beni yanlış anlama. Kendi evimle kıyaslasaydım daha farklı puan vermem gerekiyordu. Gerçekten hiç adaletli değilsiniz. Hiç adaletli değilsiniz. Sen bir şey söylemek istiyor musun? Yani 3 yine evet hak ettiğim bir puan. Hı-hı. Ben 3 ile alakalı hiçbir şey söyleyemem. Hı-hı. Yani okey 3 vermesi beni rahatsız. Ne yaptılar Aslı Hanım? Şunu yaptılar. O ona yüksek verdi, o ona yüksek verdi. Kalplerin sesini dinlediler. Olsaydı 4 verdi merak etme. Sizin gibi strateji yapmadık en azından. Ben strateji yapmadım. Yok ortada. Ben öyle yapsaydım tamam mı? Sana da verirdim. Ben varmak istemiyorum. Biliyor musun? Senin evin, bak ben burada dürüst davranayım. Senin evin, ilkimin evinden evet daha güzeldi. Evet. Yalan yok. Ama sen bu şekilde davrandığın için 3 aldım ben. Evet. Ya tabii ki de savunacağım arkadaşlar. Siz şunun farkında değilsiniz. Benim evimde de kavga ederek bağırarak değil. Benim damarıma basıyorsunuz. Sonra benim sesim yükselince diyorsunuz ki çok bağırıyorsun. Yok çok insani perver değilsin. Yatak odandaki avizen kelebekli taşlar. Ama beni konuşturmuyorsunuz mesela uyumuyordu. Beni konuşturmuyorsunuz. Ama sen benim salon avizeme laf söyledin. Keşke sen onu salonuna taksaydın. Salondaki yine yatak odana taksaydın yani. Ben de sizin strateji yaptığınızı düşünüyorum. Teşekkürler. Çok sakin. Stratejiyi yapan sizsiniz. Gerçekten ben öyle bir şey yapsaydım eğer sana da düşük verirdim. Sana da biri çakardım. Oo. Yapardım evet, onu. Gerçekten öyle. Ben yapmadım gerçekten. Söylenecek hiçbir şey yok. Bak, şimdi böyle gerçekten ben bu karakterde bir insan değilim. Beni böyle bu şekilde gösteriyorlar televizyonda. Gerçekten üzülüyorum. Gösteriyor seni bu şekilde. Arkadaşlar hepsi bir anda ben bir şey söylüyorum. Gayet güzel ifade ediyorsun. Farkındaysanız sizler konuştuğunuzda ben müdahale etmiyorum. Çünkü sizler kendinizi gayet güzel anlatabilecek, savunabilecek duruşu ve zekası olan gelinlersiniz. Benim konuya girmeme gerek yok. Siz buyurun kendinizi anlatıyorsunuz zaten. Kötü ses varsa burada o sahibine aittir dersin. Sen de duruşunla, tavrınla belli edersin zaten. Kimsenin yani böyle bir şey söylemesiyle sen öyle bir duruma gelmiyorsun tabii ki. Öyle değil mi? Kimse de lütfen rica ediyorum birbirini kırması. Çok güzel bir gün geçirdik. Arkadaşların seni seviyorlar. Ve sen ne demiştin? Yani ben eğlenmek için girdim evet. Programa demiştin. Bence eğlendiğimizi düşünüyorum. Bu ağzımızın evet. Tadı bozulmadan. Toplamda 9 puan aldın. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum bir tane. İlkim gelin bizi çok güzel karşıladı. Enerjisi inanılmaz yüksekti. Bütün sokaktaki komşuları, arkadaşları, davullu, zurnalı bir karşılamayla hepimizin morali gerçekten yükseldi. Enerjisi de yükseldi. Kaliteli bir ruhu var. Kendini yetiştirmiş, aklı başında bir gelin. Ama bir o kadar da esprili bir kişilik. Bence gelin evinde böylesi bir renk görmedik biz. İyi ki katıldın. Senin için güzel bir puanım var. Ve bunu da cuma günü sen de arkadaşlarınla birlikte öğreneceksin. Her şey için sana çok teşekkür ediyorum İlkim. Her şey için çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Çok güzel bir gündü. Diğer gelinlerime de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet çok keyifliydi. Yarın bakalım nasıl bir gün olacak? Nasıl güzel bir olacak. Gün bizi bekliyor olacak? Kimdeyiz yarın? Bendeyiz. Evet. İstanbul'dayız. Evet İstanbul'dayız. Bakalım neler evet. Olacak Dilek. Heyecanlıyız. Çok heyecanlıyım Aslı Hanım. Evet ben bu gece de. Uyumayacağım heyecandan. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Bye bye.